Lezzetli Tavuk kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün şipşak hazırlayıp beklettikten sonra da hemen servis edebileceğiniz güzel bir tiramisu tarifi paylaşacağım. İlk olarak kremamızla başlıyoruz. 1 litre sütümün içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un ve 1 adet de yumurtayı ekliyorum. Yumurta ve un içerisinde tamamen dağılıncaya kadar güzelce karıştırıp ocağın üzerine alacağım. Ocağın üzerinde kaynamaya çıkıncaya kadar mutlaka karıştırıyoruz ki dibi tutmasın. Kaynamaya çıktıktan sonra 3 dakika kaynatıp ocaktan hemen alıyorum. Kremamın içerisine 1 paket vanilya ve 200 gram da labne peynirimden ekliyorum. Bu iki malzeme kremayla özdeşleşinceye kadar yaklaşık 3 dakika kadar mikser yardımıyla güzel bir şekilde çırpacağım. Kremamızı güzelce çırptık. Şimdi iç dolgumuz bu haliyle hazır. Kremamızdan sonra hemen hazır pandispanyalarımızı ıslatacağız. Bunun için 1 su bardağı sıcak suyun içerisine 2 yemek kaşığı granül kahve ve 1 yemek kaşığı da toz şekerimi alıp bu 3 malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Pandispanyamı aldım arkadaşlar. İlk parçasını tabağın içerisine yerleştirip üzerine hazırlamış olduğum kahve karışımıyla güzelce ıslatıyorum. Sonrasında da hazırlamış olduğumuz kremayı ikiye bölecek bir biçimde bir kısmını ortasına, kalanı da üzerine yerleştireceğim. İyice dağıtıp kalan pandispanyamızın ikinci parçasını da üzerine yerleştiriyoruz. İlkinde olduğu gibi üst parçayı da yine kalan kahve karışımımızla güzel bir şekilde ıslatıyorum. Islatma işi bitince kalan kremamızı da tamamen tiramisumuzun üzerine dökeceğiz. Her tarafına gelecek bir biçimde de sürüyorum. Kremayı tamamen üzerine sürüp dağıttıktan sonra 2-3 saat kadar buzdolabında bu haliyle dinlendirmeye bırakacağım. Şöyle kenar kısımlarına da güzelce sürüyorum. Sonrasında dolapta dediğim gibi bekletiyorum. Tiramisu'muz dolapta bekledi. Kreması iyice şöyle tam kıvamına gelecek şekilde dondu. Sonrasında üzerine kakao serpiştireceğim. Ben üzerinde güzel bir şekil alması için güzel bir aparat kullandım. Yoksa kullanmayabilirsiniz de kakaomu tiramisu'mun her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Artık tiramisu'muzu kesip iç kısmında sizlere göstermek istiyorum. Pandispanyamız hazır olduğu için böyle hemen hazırlayabileceğiniz tiramisu tarifimiz hem de son derece lezzetli. Yapmanız gereken tek şey hazırlayıp dolapta bir süre bekletmek. Arkadaşlar iç dolgusunu pandispanya ile beraber ne kadar güzel bir görüntü aldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Son derece lezzetli, kolay tiramisu tarifimiz gördüğünüz gibi hazır. Hemen şöyle bir de tadına bakalım. Efsane. Afiyet olsun. Hoşça kalın.